Herkese merhaba. ElectroSoftware kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Sıfırdan Drone Yapımı. Bu seride herhangi bir uçuş kartı kullanmadan, hazır kit kullanmadan yazılımını kendimiz yazdığımız, donanımını kendimiz tasarladığımız, mekaniğini yine aynı şekilde kendimiz tasarladığımız bir drone yapacağız. Ve bu drone'u tasarlarken de adım adım sizlerle paylaşacağız. Bununla beraber drone'umuz ilk olarak kumanda kontrollü olacak. Daha sonrasında drone'umuzun üzerine koyacağız. Yavaş yavaş drone'u geliştireceğiz. Otonom haline getireceğiz. Daha ileri bir seviyede görüntü alacağız. Bunlarla çeşitli işlemler yapacağız veya görevlerini arttıracağız drone'un. Bu şekilde hem havacılığa ilgisi olanlara hem de konularla alakalı ilgilenmek isteyenlere faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda özellikle robotik yarışmalarına katılmak isteyen, işte TÜBİTAK olsun, Teknofest olsun bu tarz yarışmalara katılmak isteyenler için de faydalı bir seri olacağına inanıyorum. Serimizin ilk videosunda da insansız hava araçlarının temellerini anlatacağım. Genel bir havacılıkla alakalı bir video olacak. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak drone, İHA, insansız hava aracı nedir? Bununla başlayalım. Aerodinamik kuvvetler aracılığıyla uçuş yapma yeteneğinde olan, üzerinde insan, pilot bulunmaksızın uzaktan bir pilot tarafından kontrol edilebilen ya da otonom olarak havada kalabilen hava aracı. Drone ile İHA aynı anlama geliyor. İHA türlerine geçecek olursak ilk olarak sabit kanat İHA ile başlayalım. Burada bu tür İHA bildiğimiz yolcu uçağı mantığında. Kanatların şekli ve ileri doğru hareketi sonucu oluşan havayla uçuyor. Bu tarz İHA'lar daha çok askeri alanda kullanılıyor ve askeri alanda kullanılmasının sebebi de daha çok mühimmat kapasitesine sahip olması. Resimde de Bayraktar TB2 sabit kanat İHA'sı var. Döner kanat İHA, bu daha çok hani drone denince akla gelen ilk İHA olarak söyleyebiliriz bunu. Bu tarz İHA'ların uçuş şekli pallerin ürettiği kaldırma kuvvetiyle gerçekleşiyor. Yani diğerindeki gibi bir kanat yok. Burada gördüğünüz gibi paller vasıtasıyla itme gücüyle İHA hareket ediyor. Bu tarz İHA'larda daha çok görüntü alma, işte atıyorum yine doğal afet durumlarını tespit etme, tarımda daha sık kullanılıyor. Burada gördüğünüz gibi STM firmasının kargosu var. Bu mesela kamikaze bir drone. Bu tarz farklı kullanımları mevcut. Dronların kullanım alanlarını inceleyecek olursak doğal afetlerde bahsettiğim gibi sıklıkla kullanılabiliyor. Haberleşme şeklinde ilerleyen süreçte, ilerleyen zamanlarda bir baz istasyonu şeklinde kullanılabilecek. Yine gelecekte kargoculukta sık bir şekilde dronları göreceğiz, özellikle döner kanatlıları. Askeri alanda zaten çok sık kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Tarım, haritacılık, fotoğrafçılık ve gösteri gibi alt sektörlerde de dronlar sıklıkla kullanılıyor. Şimdi birazcık havacılıkla alakalı terimleri inceleyelim. İlk olarak uçakların hareket eksenlerinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak roll terimiyle başlayalım. Roll, Türkçe olarak yuvarlanma, yalpa gibi anlamlara gelebiliyor. Roll bize boylamsal ekseni ifade ediyor. Yani Z eksenini bize gösteriyor. Z ekseninde hareketi gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi roll eksenini çizecek olursak tekrar bu hareket yaparken uçak kanatların aşağı ve yukarı hareketi sonucunda bu hareketi yapıyor. Bu sayede uçağın dönme hareketini gerçekleştirmiş oluyor. İkinci olarak pitch kavramını açıklıyorum. Türkçe olarak bunu yunuslama şeklinde çevirebiliriz. Bu da bizim koordinat eksenlerinde x eksenini ifade ediyor, yatay ekseni ifade ediyor. Bu kavramı da daha net olarak algılayabilmek için burada gördüğünüz gibi şuradan bir eksen çektiğimiz zaman bu hareket sayesinde uçağın burnunu yukarı veya aşağı indirebiliyoruz. Yani bu sayede uçağımızın yüksekliğini değiştirmiş oluyoruz. Son olarak da yaw kavramı var. Bu yaw kavramı da Türkçe olarak dönme anlamına geliyor. Üçüncü olarak yaw kavramını açıklayalım. Yaw da bizim dikey eksenimiz, yani y eksenini ifade ediyor. Yolu da inceleyecek olursak uçak üzerinde eksenini çizdiğimizde bu
Bu eksen bize uçağın burnunun ve kanatlarının sağa sola dönmesini ifade ediyor. Türkçe anlamında zaten Türkçe anlamında dönme diyebiliriz. Uçağı sağa sola hareket ettirebildiğimiz eksen. Burada bahsettiğimiz eksenlerden gelen verileri biz belli sensörlerden alıyoruz ve buradaki aldığımız değerleri işleyerek motora belli bir güç veriyoruz ve bu sayede uçağımızı kontrol etmiş oluyoruz. İleride bunları tabii daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu eksenler bizim motorlarımızın hareketi için önemli kavramlar. Uçuş kontrol yüzeylerine geçecek olursak, burada bir yolcu uçağı üzerinden gidelim ama lisans hava araçlarında da yine mantık aynı şekilde. Özel sabit kanat İHA'larda tabii. İlk olarak aileronla başlayalım. Aileron uçağın hareketinde rol görevini üstleniyor. Yani uçağın dönmesini sağlıyor aileronlar. Daha sonrasında rudderlarımız var. Bu da uçağımızın yol hareketi yapmasını sağlıyor. Yani uçağın dikey eksende sağ veya sol döndürülmesini sağlıyor. Daha sonrasında elevator'ımız var. Elevator da pitch hareketine karşılık geliyor. Bu da uçağın kuyruk daha çok da kuyruk bölümünde bulunuyor ve uçağın burnunu aşağı ve yukarı yönlendirmemizi sağlıyor. Son olarak flapler var. Flapleri anlatmadan öncelik olarak bir uçağın nasıl uçtuğunu da kısaca bir tekrar hatırlayalım isterseniz. Bir uçak nasıl uçuyor? Kanatların aerofil yapısından dolayı altındaki hava daha yavaş hareket ediyor kanadın. Üstündeki hava ise daha hızlı hareket ediyor ve kanat üstü basınç azalıyor. Bu sayede basınç farkından dolayı uçak yükseliyor ve havada kalıyor. Yüksek hızlarda uçağın kendi kanat genişliği yeterli oluyor ama özellikle kalkışlarda ve inişlerde veya süratin düşük olduğu durumlarda havada tutunmak için uçağın kanat yüzeyini genişletmemiz gerekiyor. Bunu da flap ve sletlerle yapıyoruz. Yani kısaca uçağın kanadının taşıma kuvvetini arttıran yapılar. Flap ve sletler. Son olarak dronların uçuş kontrolüne geçelim. Burası bizim serimiz açısından çok önemli. Bahsettiğim gibi sabit kanatlar kanatları vasıtasıyla hareket ediyordu. Ona göre bir yön alıyordu. Yüksekliğini değiştirebiliyordu. Şimdi biz burada motorlar üzerinden hareketimizi gerçekleştireceğiz. Burada ilk olarak yüksekliğimizi değiştirmemiz için yapmamız gereken şey bütün motorların thrust gücünü arttırmak. Bu sayede dronumuz yükselecek, yüksekliği artacak. Tabii şunu da söylemek lazım. Dronlarımızın motorları hepsi aynı yönde dönmüyor. Karşılıklı kenarlar aynı yönde dönerken, karşılıklı motorlar aynı yönde dönerken diğer motorların ters yönde dönmesi lazım. Bunun sebebi de açısal momentumun korunumu. Bunu da unutmamamız lazım. Şimdi de isterseniz eksenleri incelerim, hareketleri incelerim. İlk olarak yolla başlayalım. Yol neydi? Uçağın dönme hareketi yapmasıydı. Peki bu yol hareketini nasıl sağlarız? Gördüğünüz gibi karşılıklı, yani daha doğrusu çapraz motorların thrust gücünü azaltarak diğer motorların ise thrust gücünü artırarak biz yol hareketini yapmayı başarabiliriz. Daha sonrasında pitch hareketini inceleyelim. Burada da eğer referans noktasını şurası alıyorsak, yani daha doğrusu bu yönde bir hareket sağlamak istiyorsak, arka motorun thrust gücünü artırıp ön motorun thrust gücünü azaltırsak mantıken drone'umuz bu yönde yükselerek gidecektir. Tabii bu referansı bu şekilde aldığımızda verilen bir örnek. Atıyorum şu şekilde de olabilirdi. Özellikle gövdesi şu tarz dikdörtgen şeklinde olan dronelar da oluyor. Bu tarz bir durumda da atıyorum şuraya doğru bir referans noktası alıyoruz. Şu iki motorun thrust gücünü arttırıp şu iki motorun thrust gücünü azaltarak yukarıya doğru bir hareket yaptırabiliriz dronumuza. Son olarak da rol hareketi. Yine referans yönümüz burası olacak şekilde inceleyecek olursak rol hareketi içinde bir soldaki motorun veya fark etmez sağdaki de olabilir. Herhangi bir motorun thrust gücünü arttırıp diğerini azalttığımız zaman rol hareketini gerçekleştirebiliriz. Yine biraz önceki örneği de tekrar verecek olursak bu tarz bir referans yönümüzün bu olmasını istediğimiz durumlarda da aynı taraftaki motorların
tras gücünü azaltıp diğer taraftaki motorların tras gücünü arttırırsak yine aynı şekilde rol hareketini yapmış oluruz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu videoda serimize bir giriş yaptık. Havacılıkla, İHA'larla alakalı genel bir bilgi edindik. Bundan sonraki süreçlerde adım adım drone'un malzemelerini seçeceğiz, sensörlerini tanıyacağız. Ve bunlarla da alakalı ilerleyen süreçte de yazılımını, elektronik tasarımını, mekanik tasarımını bu serimizde gerçekleştireceğiz. Serimizin devamı için, bizleri desteklemek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.